Evet efendim Ekotürk televizyonun ekranlarından bir kez daha hepinize merhabalar. Ben Erhan Cunumut ve Borsa Teknik Programı ile karşınızdayız. Tabii ki değerli hocamız Ahmet Mergen eşliğinde. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam Borsa İstanbul'a Borsa İstanbul'a bakıyoruz da birazcık e, tadı var gibi duruyor ama henüz o yukarı doğru ata tam olarak yapabilmiş değil. O hata da şöyle bir e, yukarı doğru net bir şekilde yaptığında Sanırım hepimizin tadı daha iyi olacak. Hani dedin ya ne var ne yok diye ona istinaden Borsa İstanbul'a bağlıyorum hocam. Yani artık şu düşen trendi bir kırsa da alo mergen hattına da ihtiyaç kalmasa sizin de çünkü işiniz vardır, gücünüz vardır. Bir de bununla uğraşmayın hocam. Evet sevgili Eren. Ee, aynı zamanda sevgili seyirciler efendim puslu ve yağmurlu bir İstanbul'dan tüm Türkiye'ye selamlar diyelim seyredenlere. <laughs> Çoğu yerde herhalde <laughs> hava karlı falandır. Evet. Alanya'da bir maç seyrettim 3 dakikalık dün gece. Şeyi verdik spor programında. O nasıl maç ya? Top gitmiyor, evet. çulap diyor, oturuyor. O vuruyor, yerde kalıyor falan. Müthiş bir yağmur orada. Çoğu yerde de zaten kar falan vardır. Doğu Anadolu, Kuzey taraf falan oralar. İstanbul soğuk ama işte yağmurlu arada sırada çiseliyor filan. Evet <laughs> hava durumunu geçtikten sonra gelelim borsa durumuna. <laughs> Meteorolojik bilgiden sonra <laughs> borsadaki havaya bakalım hocam. Kar mı yağacak güneş yani, başlayacak. E ne yapayım kardeşim dün biraz suratınız filan böyle yamuldu somurttunuz şu bu. E dedim Ahmet o zaman alışa geç kardeşim. Yani al. Nereye verdiler dün? Yani o sizin hepimizin takip ettiği değil mi? Bir trend çizgisi var. 8562 işte 8149 120 80, 8010 <laughs> dün gene geldi oradan döndü falan filan. Sen dediğin gibi geçse de vatan kurtulsa var. Millet bizim yatırımcılar bir oh, nefes alsa. Hala boğuşma devam edebilir 2-3 günde. Haftaya da kalabilir. Çünkü şurada bir sıkıntı var o yeşille kırmızı arasındaki 50 ve 20 günlük ortalamalar arasındaki o çıkış boşluğu var sarı renkli alanda. Şimdi o biraz kafa karıştırıyor. Dikkat edersen bütün boşluklar adet edindi. Bütün boşlukları kapatıyor. Kapatmadan bir yere gitmiyor. Şimdi bugün tekrar bir tepki çıkışı. Nereden? 50 günlük ortalama Dün topu topu verdiği 50 günlük ortalamaya verdi. Ha biraz daha verse ne olur? 20 günlük ortalamaya kadar yolu var. O boşluk kapanana kadar. O bile kabul görebilir. Sıkıntı yok. 20 günlük ortalamada tutunabilir, zıplayabilir. Şimdi oraya zıpladığı zaman şöyle bir durum oluyor. 7529 sol omuz. 7202 baş kısmı. Sağ tarafta 7500'ün biraz altında, 7400'de bir dip daha yaptı. Bir dip daha yaptı ama sağımız solumuzun altında kaldı. Şimdi oradan bir daha yukarı vurdu. Bir daha aşağı geldi. 7529'un üzerinde bir fiyatta bir yeni bir dip daha oluşturmak istiyor. 3 nolu dibin ikinci kısmı. A'sı, B'si ne boşuna teknik analiz kursu vermiyoruz. Yani gelenler öğrenir. Ama burada şu tobo yukarı yönde katlarsa önce bir kere trend çizgisini geçeceksin. Trend çizgisi direncini geçtikten sonra tepeleri birleştiren öyle uçup kaçmak yok. 8.100 civarında fiyat direnci var. Yani fiyatın da oluşturduğu bir direnç. O fiyata geldiği anda Borsa bir şeyler oluyor borsaya. Ay 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 satıcılar geliyor gibi. Oraya bir vurabilir. Ama şu tobonun katlaması ileriki tarihlerde 8500'ü gösteriyor. Şimdi büyük büyük resimde sol tarafta 2 aydır süren bir blok var. 8100 7400 bloğu. Burası solumuz. Aşağı bir vurdu ayı tuzağı gibi oluyor. Aşağı vurdu mu gitmesi lazımdı. 6500 lira kadar falan. Nereden baksan. Gitmedi. Vurur gibi yaptı hop geri döndü. 3 gün kaldı orada tamam. Ha şimdi şu kuraldan gidersen desteği kırdı. 2 tane 4 saatlik kapanış tamam satış getirir. 2 saatlik 4 saatlik iki tane 4 saatlik kapanışı bırak. Tamam. 3-4 gün kaldı orada. Ha. Ama gitmedi. Tamam satış yapmış olabilirsin. Ama 7400'ün üzerine çıktığı anda sattığını geri al. Formasyonun içine geri dalıyor. Şimdi 8100, 8100'e gitti diyelim. Oradan 7600, 8100. Dün de bahsettim. Senaryoyu gösterdim. Olumlu senaryo bu. Garantisi var mı? Hayatta neyin garantisi var ya? Hiçbir şeyin garantisi yok. Borsanın mı garantisi olacak? Sadece bir senaryo çizersin. Senaryonun belli noktalarında ne yapacağını bilirsin. Senaryo ters giderse nasıl ters gider onu bilirsin. Ne olursa senaryo terse döner onu gösterirsin. Orası da terse giderse aldıklarını vurur çıkarsın. Ama senaryo düzgün bir şekilde gelişirse senin hayal ettiğin şekilde 7.208.500 ver elinde 9.700. Niye? Önce 8.500 7.200 çanağı tamamlanacak. Sağ tarafta bir blok lazım. Sağ omuz lazım. Büyük sağ omuz. Bu sarı renkle alanda olan sarı o ufak. <laughs> İki ay falan sürecek bir sağ omuz lazım. O da seni getiriyor belediye seçimine. Tabii her şey düzenli. Her şey tarihine oturuyor. Bir de çok meşhur olan bir şey duyuyorum. Zamansallık. Nedir abi bu zamansallık? Yani herhangi bir kuralı muralı mı Zamansallık açısından inceliyoruz. E nasıl inceliyorsun? Neye göre? Yani bir katsayı falan mı var? Ha şunu anlarım. Zamansallıkta. Bir düşüş atıyorum 13 hafta sürmüştür. Onun çıkışı bunun 1618 2618 katları kadar sürebilir. Zaman olarak alabilir o kadar zaman. Fibonacci katsayılarını kullanırsa eyvallah. Simetriyi kullanırsa Eyvallah. Ama diğer zamansallığı bilmiyorum. Yani her şeyi de bilmek zorunda değilim. Bilen varsa bakıyoruz işte araştırıyoruz. Yani videolar falan da var da. Yani hep yüzeyden geçiyor. Detaylı bir şey yok yani. Onun için gene çalışıp anlatmak lazım herhalde. Yani öğrenip bakalım zamansallık. Ama burada 7200'e göre eğer bir simetri düşünüyorsan sol taraf 2 ay sağ tarafta da 2 ay. Ver elini Şubat'ın sonu Mart'ın başı. Ocağın zaten 15'i gitti bile bu hafta son. Ne? de doğru gidiyor. Ha burası katlarsa 8500, 7200 ver elini 9700. Yani oraya gelen zaten asgari o, minimum. Oraya gelen 10 bini de görür canım. Yani 324 doları göstermeyecekler mi? 320 doları gösterirler. 320 çarpı zaten 30, 9600 eder. 324 dolar çarpı 30 dolar kurunda 9750 ediyor. Buraya uyuyor zaten. Ama sonrası, sonrası başka bir hikaye. Türkiye şimdi para bulmaya gidiyor. Programını anlatmaya gidiyor. Seçimden sonra her şey tekrar eskiye döner mi? Valla çok büyük cesaret ister erkeğe, her şeyin tekrar erke eskiye döndürme. Yani iki senede ne oldu gördü millet. Tekrar aynı sisteme geri dönersen tutulmaz. Nerelere gider hiç bilemem. Ben bilirim de televizyonda söyleyemem. Babamın televizyonu değil. Geçelim. Hocam o zaman endekse bir de haftalık bazla bakalım hocam. Buyurunuz hocam. Tepeleri birleştiren çizgiyle boğuşturuyor. boğuşuyoruz. Aynı çizgi. Bir önceki grafikte tepeleri birleştiren o kahverengi çizgiyi işte burada da mavi yaptık. E blok? Blok yatay alan. Kahverengi çizgilerin arasında kalıyor. Çekiç oluştu 7200'de. Şimdi sağ tarafı. E sağ tarafa gittiğini düşün. Ya sağ tarafta iki ay daha geçirse ortalamaların biraz üzerinde gibi. Hatta biraz altında da olabilir. Mavi tren çizgisinin üzerine çıkıp tekrar geri gelip tren çizgisine böyle bir değebilir, bir çarpabilir. Alo ben yukarı gitmek istiyorum peşinden geliyor musunuz falan diye arkaya mesaj gönderebilir. Ve biz de buradan gönderiyoruz. Alo Türkiye yukarıya gidiyor gibi olabilir, gelin buraya falan diye konuşabiliriz. Duruma bağlı. Biz sadece piyanistiz. Müziği çalıyoruz. Piyaniste ateş etmek yok. Barda kendi kendinize kovboy filmi gibi girersiniz, dışarı çıkarsınız, okey koral, düerle yapabilirsiniz alıcı satıcı olan. Biz sadece dın 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 piyano çalıyoruz. Bunun tercümesini yapıyoruz. Bu konuşuyor kendi dilinde. Yani. Burada da 7200'ün altı ha, o zaman burası 6700'e falan doğru sürüklenir. 50 haftalık 50 haftalık ortalamaya doğru. Ama biraz daha yatayda vakit geçirecek bir çok büyük bir iş becermezsek yani Moody's Cuma mı? Şimdi Cuma Mudis. Cuma hocam Mudis. 12 Ocak'ta. Yani. S&P'yi bekliyor gerçi ama kötü bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Olumlu bir mesaj verecektir. Ekonomik programlara geri dönüldü. Herkesin kabul gördüğü, kabullendiği, anlayabildiği. Onun için olumlu bir mesaj. Not arttırmasa bile yine bir görünüm falan oraya bir pozitif pozitif bir şey çakarlar diye düşünüyorum. Seni itekliyorlar. Yürütmeye çalışıyorlar. Hadi canım hadi. Biraz gayret hadi bir şey göster. Bir şey yap diye. Öyle görünüyor. Benim açım ben öyle görüyorum. Yanılıyor olabilirim. Yani. Ama şu ana kadar yaşanan enflasyonu enflasyonu falan övecek halim yok. Türkiye'de enflasyon yaşanmadı falan diyecek halim yok. Yok öyle bir şey. Türkiye'de müthiş bir enflasyon yaşandı. Berbat. Gidin sorun bakalım vatandaş nasıl geçiniyor. Hadi düzeltme zamanı. Geçelim dolar bazındaki grafiğe. Evet dolar bazındaki grafiğimizi açalım. Buyurunuz hocam. Güzel bir alçalan kanal. Evet. Vallahi Aa, burası da Evet, aşağı doğru giden ve <laughs> düşüş kanalı. Tepeler birleştiriliyor. Yine geldi oraya. Mücadelenin verildiği yer 20 haftalık ortalamaya geri verdi. Oradan şimdi tutunuyor. <laughs> saat 15.30'dan 17.30'dan sonra satmazlarsa buralarda sıkıştırırlarsa 50 gün ve 20 günlük de ortalama arasına sıkıştırıp o 50 günlüğün üstüne attığı anda düşüş kanalının üstüne çıkıyor zaten otomatik mu? Ha, ondan sonrası 276 dolara kadar falan yolu var. Niye? Sol tarafta 259 var. Orta tarafta 245 var. 245'in olduğu yerken içinde ikili dip oldu. Baş kısmı. 259 sol. 276'ya gidip geri gelmesi lazım. Ortalamaların üzerinde kalacak şekilde üçüncü bir sağ amuzu, üçüncü bir dibi arayacak. Ben gene dinleyeceğim. 276 o satışlar geldi ya falan filan. ve vah veriyorlar veriyorlar. E verecek tabii. Dip arayışında. Yani 276 dolardan vuracak aşağıya ki alıcı geliyor mu onu görecek kardeşim. Tramplen tahtası gibi. Tramplen tahtasında böyle bir zıplarsın tahta sağlam mı diye. Çünkü hop diye fırlayıp havada taklamakta atacaksın suya girmeden önce. Şimdi tabii tramplen tahtalarını bazı yerlerde olimpiyatlarda kaldırdılar beton yaptılar. Ne kadar çok seviyorlar şu beton işini. <laughs> Biliyorsun dünyaca ünlü Yunan bir tane vardı. Çocuk kafasını çarptı olimpiyatta. Betona. 80'li yılların oltası mıydı neydi? Gregoris miydi öyle bir şey. Ama çok iyi bir şeydi. Ee, nasıl diyeyim orada? Su sporlarında dalgıç mı deniyor? Yani tramplen, atlama konusunda orada havada burgular, murgular bir şeyler ters par par parandeler Türkiye'de de iyi şeyler oluyor Ve jimnastik alanında inana, inanın, inanamıyorum ya. Yani. çok iyi şeyler oluyor artık olimpiyatlarda şampiyonlar falan Allah Allah ya dünya şampiyonları demek ki çalışınca oluyor e burası da çalışınca oluyor burasının eğer Türkiye çalışırsa, iyi yönetilirse çok iyi şeyler olacağının en büyük kanıtı ne biliyor musun? Önüne baksınlar. Bugün dünya şampiyonu kim? Dünyada, voleybolda, kadınlarda. Türkiye. 25 mi, 27 maç mı ne? Arka arkaya. Mağlubiyet yok kardeşim. Yok böyle bir iş. Bir zamanlar Ruslara falan bakardık. Oo Ruslar. Kadın voleybol takımı şampiyon devamlı falan. şimdi bir kişi oyunu nasıl değiştiriyor? Yani. Ha diyeceksin ki o kim? Yani Vargas Hava Yolları mı? Değil. Fenerbahçeli. Kendisini tebrik ederim. Her zaman da kadın voleybol takımının panteri olarak görüyorum. Eda Erdem. Müthiş. Takımı böyle bir anda bir toparlayışı, tek ayaklar falan anında bazen servis falan kaçırıyor. Kendi kendini yiyerek gidiyor. İçi içine yiyor o servisi kaçırırken. Ama demek ki çalışılınca, iyi programlanınca, çalışılınca çok şey oluyor. Bu antrenörün dışında, teknik direktörün dışında, bundan önceki teknik direktöre de şu anda vakıf bankı, Vakıf Bank'ı yönetiyor değil mi? Bir dakika nereye yönetiyor? Sırp milli takımına gitti. Vakıf Bank yönetiyor tabii. Şimdi tam aklıma gelmedi yani. Güneyt Gület, gület de mi? E, onun da büyük katkısı var. Türkiye'de bütün kızlara voleybolu sevdirdi. Bütün Anadolu'da. Okullarda voleybol oynuyor. E, yayarsan ortalığı. Ondan sonra tabii ki. Türkiye voleybol ülkesi dersin. Haklı olarak. Burada da çalışılacak. 276'nın oradan verecek, sağımızı yapacak. Ama Türkiye'de ekonomiyle ilgili bir çalışmalar olması lazım. Onun yansıması bu grafiklere. Sonra orada soğa, sağımızı yapıp verelini 282. 282'de hadi bana eyvallah yok. Orada gene problem var. 82, 83. Niye? <laughs> bu sefer daha büyük bir çanak görünümü var. 257, 259 iki tane dip var. Tepede de onların üstünde de bir blok var. O demin konuştuğum sol blok burada da oluşuyor sol tarafta. Bir, büyük bir blok var. Orası iki aylık. Onun tam simetri 245'e doğru bu tarafı. İki ayda orası sürer. Zamansallık. 282, 200 60 falan belki 65 arasında 283 geçildiği anda 311 veya 2018'den kalan 324 dolara doğru gidiyoruz. 245 300 240 320 dolar. Ne etti? 80 dolar fark. Bu ilerleyen yıllarda katladığında 400 dolar. 402 dolar var bekleyen seni tepede. 2014-15 yılları civarında oraya gidecek. Ama sen de 2027-2028'e doğru yol alıyorsun bu arada. O 500 dolara erişebilmek için. <laughs> Benim senaryom bu kardeşim. Garanti var mı? Hiç kimseye garanti vermiyorum. Hayatta. Garanti maranti veremem. Ama yani geçmişte söylediklerimiz, gelecekte söylediklerimizin kanıtıdır. Var ya öyle bir Geçmişte yaptıklarımız, başardıklarımız falan gibi. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır derler hocam. İşte o kadar. Bizimki de geçmişte söylediklerimiz gelecekte olacakların teminatı gibi. Ama teminat lafını kullanmak lazım. O garanti veriyor anlamına gelir. Yani şimdi SPK ile uğraşamam. <laughs> ben hiçbir şey garanti veremem. Hayatta garanti yok. Hayatın garantisi yok. Yani onun için... I -ı. Bir senaryo çizeceksin. Kafanda bir şeyler oluşturacaksın. Ona göre plan yapacaksın. Bu iş böyle. Evet. Bilmem anlatabildik mi? Var mı sorular? Şu an bir soru <laughs> Geçelim. Yok hocam son iki dakikamız var. Dilerseniz hisselere başlayalım. Bir giriş yapalım. İkinci bölümde daha fazla hisse konuşacağız. İlk etapta mavi hocam. Birinci hissemiz. Evet. Mavi için mavi renkli çizgiler çizdim. Uyum sağlasın diye. Evet. <laughs> yani. Kontrast olmadı bu uyumlu mavi mavi masmavi. yatay alan sol tarafta çanak tamamlandı 65 geçildi 45 65 85 gitti mi Pii. gitti de uçtu gitti 48'den itibaren yukarı yönde 50 geçildikten sonra fiyat 20 günlük ortalamanın üstünde kırmızının üstünde hoplaya zıplaya e gelmiş 123'e. 123 mü? Evet orada bir yer. 125 civarı diyelim. Ya 50 liralık kağıt 75 lira para bırakmış. İki ayda seçim sonrası. E iyi. Ondan sonra bir satış. E yıkıldı mı çok? E 65e kadar geldi. E tamam. Şimdi ne yapıyor? Tekrar çanak tamamlamaya gidiyor. 125'e doğru. Tıpkı soldaki gibi bir çanak da burada yapacak. Oraya da niyetleniyor. Şu anda ne yapıyor? Vakit satın alıyor. Yani aşağı düşmeden işte yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı ufak tefek paslaşmalarla tamam mı? Arka alanda işte Abdülkerim Nelson'a veriyor. Nelson Mustera'ya veriyor. Mustera Abdülkerim'e veriyor. Abdülkerim sonra veriyor. O, o tekrar Abdülkerim'e veriyor. Sonra Nelson'a veriyor bu ev artık. Yeter hadi artık. hadi. Pastaşılıyor. Burası da pastaşıyor. Alıyor, veriyor, veriyor, alıyor. Niye? Zamanını bekliyor. Yani borsayla beraber hareketlenecek belli. E, kağıt kendi çapında. Portföy kağıdı gibi. Burada giren çıkan falan filan büyük trade edenler herhalde yoktur diye düşünüyorum. Ben alıp satmadım ama Bakıldığında böyle kağıtlar var. Alıyorsun, oturuyorsun üstüne. O kendi kendine gidiyor seneler boyunca. insanlar şunlar, bunlar. Kortsalar, mortsalar. Aa gidiyor. İşte sigortalar var öyle. Anadolu hayatlar falan. Alıyorsun, oturuyorsun. Orada trade trade etmiyorsun. Oturuyorsun kuluçkaya, yatıyorsun. Kış uykusu gibi. Üç sene sonra uyanıyorsun falan. Ayılar gerçi... Onlar da uyuyamıyor. Onlar 6 ay uyuyordu belki. Onlar artık uyuyamıyor. Hava değişti. Ama on, o tip bir kağıt. Portföy evet. yukarıda. Çanağı katlar mı? 150'ye gider mi? Borsa hareketlenirse gidebilir. Evet. Hocam kısa bir ara var. Zaten ekranda grafik yerine e, ben ortaya çıkınca zaten araya gideceğimizi siz de... <laughs> <laughs> çoğu zaman anlıyorsunuz ve reklama gitmemiz gerekti zaten siz dile getiriyorsunuz. Efendim kısa bir reklam arasından sonra hocamız Ahmet Mergen'le ikinci bölümde daha ayrıntılı bir şekilde hisseleri inceleyeceğiz. Çayınızı kahvenizi alın ama bir yere ayrılmayın. Efendim kısa bir reklam arasından sonra programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili hocamız Ahmet Mergen eşliğinde. Hocam mavi hissesini değerlendirdik. Geçelim mi Migros'a? Migros grafiğini alalım. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Buyurunuz hocam. Evet. 12 liradan 400 liraya geldi. Bir zamanlar bu kağıt 92 senesiydi. Halka arz oluyor. 8 bin liraydı. Dolar 1 dolar 5 bin liraydı 92'de. Yani 8 bin lira neydi? 1.6 dolar tanesi. O günlerde yaklaşık 5 bin dolarlık falan bir mal alan 5 bin dolarlık falan böyle Migros satın alıp da 2004'e kadar falan tutan zannedersem 1 milyon dolar falan kazandı. Overall. Müthiş gitmişti. Bölündü gitti, bölündü gitti, bölündü gitti. Sonra bir fon değişimi mi bir şeyler oldu. 42 idi o zaman. 42'lerden indi, mindi. Ondan sonra uzun süreler gitti geldi ama o tepeyi yakalamadı dolar bazında. İşte bu son pandemiyle beraber 12 liraydı ki. 12-24 hadi gitsin 40-50 vekat 400 lira oldu. Şimdi bakıldığında aynı endeks gibi. Tepeleri birleştiren bir çizgi var. 426-381. Ve ee, geldi oraya 359'a. Ne yapıyor orada şimdi? <laughs> Yukarı. Aşağı bastır. 50 günlük ortalamaya verdi. Aşağıdan kim geliyor? 20 günlük ortalama geliyor kırmızı. Fiyat nerede? Yeşilin üstünde 50 günlük. Üstsel. Buralarda iki gün geçirip 359'un üzerine 60, 61, 62 TL'ye doğru gittiği anda düşüşü kontrol eden trend çizgisi geçiliyor. Hedef neresi? 381, 85. iki tane tepe var. O aralık. Fiyat direnci orada. <laughs> Fiyat yukarıda kaldığı sürece 3-5 gün 20 günlük ortalama gelecek yukarı doğru dönüyor zaten. Yeşil renkli 50 günlük ortalamayı yukarı yönde kesecek. Ha, bir de kısa vadelik oldun cross. Altın kesişme. Hadi canım yukarıya diye ittirebilir kağıt. Stop nerede? Ha, buradan sonra stop. Kısa vade 20 günlük ortalamanın altına gidiş. Gittiği anda bırakırsın. Uzun vade 322'nin altına giderse bırakırsın. Başka çaren yok. Ama şöyle bakıldığında evet 426'dan düz bir çizgi çiz çanağın üst çizgisini, boyun çizgisini 346'ya bak orada bir solomuz var. 322 en sağda grafiğin kendi içinde zaten tobo kendi içinde tobo ama büyük tobonun büyük çanağın baş kısmı. Önce 382'ye gidelim. 81-85'ten geçen bir düz çizgi daha çiz. O da ufak çanağın boyun çizgisi. Oraya gidecek. Geriye çarp. 360-355 tutarlarsa ortalamada. 385 geçildiğinde nereye gider? Ne <laughs> bakalım? 325-385. 60 lira. 445 hedef. Ama 445'e hemen gitmez. 425, 26 bekliyor orada. Oraya gittiğinde tamam çanak tamamlandı. Şimdi bir tane fincan lazım. Yani fincanın kulpu lazım. 325, 425 çanağı katlarsa yukarı yönde uzun vade 525'e gider. Teknik olarak. Bütün hikaye bu. Yani. Ama 15 günde gider mi? Ya 15 günde gitse dükkan ya senin. Yani. O öyle kolay değil. Evet. Yukarı yönde kırmızı renkli dediğim gibi 20 günlük ortalamanın altına inmediği sürece kısa vade 322'nin altına inmediği sürece de orta vadede yukarı yönde pozisyon sürdürülebilir bence daha yukarı gidecek gibi gözüküyor. Ama stopu da her şıkta koymak lazım. Çünkü neyin ne olacağını yalnız Türkiye ile ilgili değil ki bu işler. Yurt dışı var, Fed var, o var, bu var. Bir sürü iş var. Fiyatları etkileyen. Yani. Geçelim. Ben olumlu bakıyorum. Endekse baktığım gibi. Hocam. Yani büyük çanağı tamamlayacak diye düşünüyorum. Sıradaki hissemiz evet. magen yani margün enerji. Hocam bu margün enerji deyince de hep e, dilim mergen enerji e, demeye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> mergen enerjide böyle bir hareket bekleyebilir misin? Mümkün ee, mü? Benim tahtam, benim şirketim olacak da o tahtada birileri fink atacak. Yani o da benim ismimi lekeleyecek şekilde birileri fink atacak. Yiyemezler öyle bir iş yok, öyle bir dünya yok. Ama bu buçuk lirada dip oluyor, anlaşılan buçuk 9 arası. Oradan 25'e, 25'te devasa bir ikili tepe. Daha büyük düşünürsen ters çanak. 17'nin oraya boyun çizgisi de. Yani normalde bu kadar büyük omuz baş omuz olmaz ama ya büyük bir yarım daire de çizmiş. 17 25 8 lira. 17 8 lira çıkar. Ne etti? 9 lira. Nereye geldi? 9 lira. Hocam teknik çalışmıyor. Doğru. Pek çalışmıyor. Ama 22 50 38'den 9 liraya gelişe bak. Bu normal bir geliş değil ki. Spekülatör çakışı. Grup bir kim varsa çakıyor malı. Yukarıda dağıttı. Şimdi malları tekrar geri yani hisseleri topla malları geri al. Alana kadar burada süründürür, süründürür. Milletten toplayana kadar bitti gitti. Yakalandın mı? Acıma yok. Acımazlar. Ama falan lütfen ben maliyetime kaçayım bari. Yok öyle bir hikaye. Patlattı mı gidiyor. Yani. Ortalamaların altına gittiği zaman ne olduğunu görüyorsun. E bir de deadly cross olmuş, 22, 30'dan aşağı inerken tabana falan veriyorlar ki panik olsun diye. E kırmızı 20 günlük, 50 günlüğü aşağı yönde kesmiş, deadly cross. Oradan sonra 17, 70'deki dipler falan da tutmuyor. <laughs> Zaten böyle bir düşüşte tutmaz. <laughs> Burası bıçak gibi keserek geliyor aşağıya. Yani şşt diye gidiyor. Onun karşısında ne duracaksın? Açığa satarsan sat. Şahane para kazanırsın. Düşüş yönde pozisyon tuttuğuna. E şimdi geldi kağıt 9 liraya. Burada sat. Niye satayım burada artık? 8.66'da dip yapmış. 9.76'da tobo, tobo yapmış. Oradan kalkmış 25'e gitmiş. E, tahta gelmiş 8.91'e. Zaten olan olmuş. Burada artık yukarıda yakalanan için Burada malı satmanın bir anlamı yok ki. Zaten zarar yazmış yazdığı kadar. Bir sonraki tura bakacağız. Nefret ediyorum o, o şeyden de. Bir sonraki maça bakacağız. Beş yiyip çıkıyorsun. Ya hakemdi, makemdi, sahaydı, certti. E peki sen oynadın mı? Ya. Adam koca maçı bir tane faule bağlıyor. Yuh be. Yani zannedersin ki karşı takımı bütün maç boyunca ezdin. 25 tane şut attın kaleye. Topu topu kaleye iki kere geldin. Bütün maç senin sahanda oynandı. Hala yok orada faul vardı da burada bilmem ne vardı. Ne futbol bir yere gidecek. Gider belki gider ülkede. Bu şekilde gitmez. Modern anlayışta yani yeni bir şeyler yaratacak. Tak yani antrenör de yok kardeşim. Yok yani. Bir sergen var işte. Kafası değişik şekilde çalışan. O da yani ona da yer bulunamıyor. İki senede bir geliyor, bir yönetiyor. Sonra bir karambol oluyor, çocuk gidiyor. Neyse bakalım. Bizim milli takıma bol şanslar en azından Montella ile Bakalım o da ne kadar sürecek ya. İyi bir nesil geliyor. Semih. Beştaşlı, güzel. Arda Güler. Takımın maestrosu olacak. Aman Allah'ın nazardan saklasın. Amin. Santroforu bir çocuk var. Juventus'ta oynuyor. Kenan. Biri yolu. He? Kenan hocam. Kerem Genç. Galatasaray'da Juventus'ta o çocuk. İyi bir, iyi bir şey kılık. Nüve oluşuyor yani. Defansta falan da. Ümitliyim. Geçelim. Evet hocam. E, makin makineye geçelim. Juventus'ta oynayan da Kenan Yıldız. E, hocam gerçekten e, muhteşem bir genç. E, genç tabii canım, Nazar et, nazar etmeyelim. Allah uzun uzun ömür versin bu sağlıklı, sağlıklı, mağlıklı bu çocuklar Türk milli takımını ümitliyim ya bir şeyler olabilir yani bizim ülkedeki bu bu, bu takımdan yani Fena hadi burada da bir omuz başı omuzda burada baktığında. Üç tane büyük tepe. Oradan sonra aşağı çakılıyor. Ve nereye kadar geldi? Peki, yani İTKK 61.8'e kadar da getirebilirler 35'e. Bilmiyorum. Yani buradaki kurtuluş kağıdın 50 liranın üzerine gitmesiyle olacak. Hadi diyelim sol omuzu yaptı. 38.52'ye baş dedik. kağıdın 50 liraya kadar bir gidip bir geri gelip satışı karşılaması lazım ortalamalarda 20 günlükte. Sonra 50'yi geçerse heh, o zaman yırttı. Hasta kurtuldu yani. 60 veya 65'e bir daha götürürler. Ama aksi takdirde buradan döndürürlerse böyle biraz sıkıntılı olabilir. Tanımıyorum bu tip kağıtları. Onun için bir şey söylemek de zor ama yani bir kağıt 17'den 65'e gidiyorsa böyle bir grup var demek ki. Yani onun bir hastası var. Bir grup var. Götürmüşler. Ama orada da dağıtmışlar gibi geliyor bana, gelenlere. O enerji, enerji mi bu? Evet hocam. Enerji sektöründe böyle bir sürü kağıt çıktı, hepsini götürdüler. Makine teknolojileri. Ne hocam? yani? Ha? Makine teknolojileri. Makine. <laughs> makine. Ha, makine tamam. Ama enerji sektörü de öyleydi. Doğru. Yani böyle bir anda hurra diye bir hareket oluyor. Herkes takılıyor. Sonuna enerji taktın mı kağıdın, uçuyor kağıt. Sonra işte bir sürü düzeltmeler yaşandı. Bir sürü insan takıldı kaldı. Zarar ziyan. Ondan sonra bağırışma, bağırışmalar oluyor. Yani. Çok fazla götürünce de çok iyi olmuyor bu borsa. Çok hızlı sürede. Olmuyor ya. Yani. Herkes tepede takılıyor. Mallı kalıyor yani. Hisselere takılıyor kalıyor. Bu sefer kötü propaganda oluyor borsa hakkında. Yani. Neyse. Eğitimlerle falan düzelteceğiz. Yani finansal işte okur yazarlık şu bu. Herkes çalışıyor öğretmeye. Geçelim. Hocam o zaman makine takım endüstrisine geçelim. Sıradaki hissemiz. O yılların makine takımı. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> rokete bak. 2.96 7.80 Sonrası ne oldu kardeşim? Yani 7.80'den 3.30'a niye böyle gene böyle paraşütsüz iniyoruz yani neredeyse. Niye gara şelalesi gibi. Biz buna paraşütsüz işte nasıl diyoruz şelale düşüşü, düşüşü çağlayan düşüşü. Sanki alıcı yokmuş gibi. 7.80'den 5'e 5'ten bir zıplama demek ki bir daha orada dağıtım oldu. Oradan bir daha bir çakış. Hoppa 3.30'a. Neyse gene bir kısmını kurtaracak şekilde bir rally yaşandı. Ama 7.80'de tahminen endeks 5.700'lü o civarda 4.300'e indi kağıt 3.30'a. Endeks 8.500'e gitti kağıt 7.880'i geçemedi. 5.700 endeksteki fiyata erişemedi. Ya bu ne demek? Demek ki 5.700 endeksteki fiyat uçuk kaçık bir fiyattı. Onun içinde zaten uçuk kaçık bir fiyat olunca böyle uçuk kaçık saçma sapan da bir düşüş yaşanıyor. Belki oralarda 5 lira olsaydı, ha 5 liradan 3,5'a ya derim anlayabilirim biraz. Oradan da kağıt 6.72'ye gidiyor. Tamam kardeş çıkış trendini sürdürüyor kağıt orta vadeli baktığında. Ama burada değil. Şimdi gene tepeler alçalmaya başladı. Yani pek talep talep yani talep mi yok? Eyin Seven mi yok? Kağıdı işte böyle götür getir içinde oralara buralara sürüklüyorlar diye düşünüyorum. Şimdi dipler diplerin altında, tepeler dip tepelerin altında. E bu kağıdın adam olması için, tekrar yukarı dönmesi için, yani vagonun <laughs> rayların üzerine tekrar oturabilmesi için trenin fiyatın ortalamanın üstüne, beş buçuğun üstüne çıkması lazım. Bir onu görelim. O zaman da direnç altı buçuk, altı Orada da satıcı gelir kısa vade. Evet. Geçelim. Hocam mercan kimyaya bakalım. Sıradaki hissemiz. Yani. Anlaşıldığı kadarıyla on altı buçuk, on yedi. Satıcılı bir bölge. Üç defadır oraya geliyor. Eee. 16 42'den 7 83'e inmiş. Tekrar 17'ye doğru gelmiş. Oradan tekrar 10 liraya iki tane dip ve tekrar 17'ye gidiş. Ha şimdi baksan teknik olarak abicim burada fincan kulp oluyor. Nerede? Yani büyük bir fincan, büyük bir şey. Yarım daire 7 80 16 arası. 8 desek 8 16 8 lira. Sağ taraf sağ tarafta 7 liralık Sağ taraftaki kulp biraz fazla gelmiş aşağıya. Böyle 8 liralık bir fincanın. E kulpu bu kadar gelmemeli. Ama gelmiş. Ha burada dert ne? Vallahi burada dert 17 lira. Burası geçilmeden aa, orada üçüncü kez geliyor. Gene orada satış gelmiş. Borsayı bekliyor diyelim. Ama 17'yi geçirtirlerse 10 lira 17 lira arasındaki kulpu katlayarak kağıdı 24'e götürürler mi? Yani 24'e götürmeseler onu pek bilemem. Kim oynuyor, ne yapıyor, ne ediyor burada? Kağıtta yeteri kadar lot var mı yok mu tam bilmiyorum ama kademelerde. Ama 17'nin üstünde ha, kopartırlarsa bu kadar böyle fiyatı hızlı götürebildiklerine göre 20 liraya falan götürebilirler. 20-21 falan götürebilirler. Ama teknik olarak ilk hedef 10-17, 7 lira fark, 17'nin üstüne 7, 24 gibi olur. Kopartırlarsa, kafaya takarlarsa, yani herkes giriyor mu çıkıyor mu bu kağıda onu bilmiyorum. <laughs> Ama Türk hava yollarında bu günlerde bir hareketlilik var. Geçelim. Hocam Mart otellerine para bakalım. Para değiştiriyor, yer yer değiştiriyor para, devamlı evet. olarak. Evet. <laughs> Buyurun hocam. Bir başka uçuş. E normal. Mart'ı. Uçar. Kuş çünkü. <laughs> yani. Şaka bir yana. Abicim 1.31'den 8.65 mutlaka burada bir bilgi milgi bir şey var herhalde. Yani Bu kadar da gitmez ki. Bu ne ya? Yani? Ama o gidince yani şu gidişe nasıl inanırım biliyor musun? Bunun düşüşü 8.65 Altı buçuk lira arasında yataya sarsa derim ki abi bu değil, çıkış tamam. Hakkını verdin Bu çıkışın bir şeyi var yani, taban, tabanı var. Şimdi bir kağıt bir otuzdan sekiz altmış beşe gidip tekrar iki buçuğa iniyorsa, bütün çıkışın yüzde yetmiş sekiz nokta altısı geri geliyorsa, e, o zaman burada biraz başka bir iş var. Spekülasyon oluyor yani alenen. Yatırımcı da atlıyor demek ki. Kağıt böyle uçuyor. Bu sefer bu kağıt hakkında kötü fikir ediniyoruz. Ha o mu ya tamam oralara işte birileri gelirse uçar kaçar aman ha dikkat et falan. Ortak olmak isteyen yatırımcı geri çekiliyor. O zaman ne giriyor buraya? Oyuncular geliyor. Riski giren, görenler, spekülatörü tanıyanlar veya grupta arkadaşları olanlar falan. Onlar yayıyor lafları falan. Haydi uçuyoruz kaçıyoruz. <laughs> bu yalnız Marti'ye ya özel bir şey değil. Bunu da söyleyeyim de. Birçok kağıt da bu şekilde oluyor. Şimdi şu kağıt normal şartlarda 1.31'den 5.35'e kadar gitmiş. Tamam. Normal. Çünkü endeks 2300'den 5700'e gitti kardeşim. E tamam onu bu hani bu da gider. 5000 535'ten gelseydi mesela 3.5 370 düzeltme. Tamam o da fıstık. Olabilir böyle şey. Ondan sonra 5.35'i geçer. Atıyorum 6.5 7 7 .5 gider. 6 ayda 8 ayda. E bu da normal olabilir. Ha, böyle gidiş gelişler Şimdi burası mallar yani hisseler toplanacak, mallar geri alınacak falan filan. Ne, kaç ay sürer bilemem. Böyle çok hızlı götürüp çaktılar mı kağıtlar 8 ay, o 9 ay, 12 ay, 1 sene, 1,5 sene yere, yere yani kendine gelemiyor. Çünkü onları geri toplamak lazım. En büyük örnekleri yani söylemek istemiyorum ama işte ile Hektaş yaşandı. Endeks 8500'e gitti. Kağıtlar tepe taklak aşağı gitti. Git şimdi onun yatırımcısına dert anlat. E adam haklı. Ama kağıdı da çok uçurdular kardeşim kağıtları. Çok fazla gitti yani. Kısa sürede. Öyle olunca hop mallar devrediliyor. Ondan sonra bekle Allah bekle. Yatırımcının parası takılıyor. Başka yerde para kazanacağı yerde orada takılıyor. Bir de zarar ediyor. Oo ateş püskürür. Haklı. Ben de olsam ben de ateş püskürürüm. Sinirlenirim tabii ki. En doğal insan reaksiyonu. Geçelim. Hocam Meditera tıbbi malzemeleri diyelim. Bu da bir şey de. Yani söyle adını. Round trip. Ring seferi yapıyor bu da. 21-45, 45-22, 22-47, 47-24. Büyük bir yatay alan diyeyim bari buna. Demek ki 45'e geldiğinde çakacaksın. 21'lere doğru geldiğinde 21-22 kademeli olarak alacaksın. Kağıt şu anda nerede? E i̇ndirirsen 40 liradan dimdik aşağıya şelale düşüşü, çağlayan düşüşü, e şimdi buradan tepki veriyor. Verir. Ama sıkıntı 32-33 civarında ortalamalar geldi oraya. Yukarıda dağıtılanlar geri toplandıysa tekrar yukarı götürülür mü? götürüyorlar. Gayet rahat götürüyorlar, getiriyorlar. Yani parayı soktuğun anda gidip gelebiliyor kağıt. Yani göründüğü kadarıyla dediğim gibi 21-22'ye gelince alıyorlar. 45 ya e 46, 45, 44, 45, 46. Koy kademeli satışları. Orada da yesin gitsin pac malları. Götür getir. Sen de ondan yararlan. %100 ya. Az bu değil ki. 22-44, 22-44. Yüzde para kazanılıyor. Altı ayda bir yüzde kazanıyorsun. Çok şık. Bir de aşağı çakarsa açığa, o zaman daha da çok fazla para kazanıyorsun. Evet geçelim. Hocam süremizin sonuna geldik. Vallahi geldik geçmek mi? geçmek e istiyordum ama maalesef süremizin sonuna geldik hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Reji bizi bırakmıyor değil mi? Reji bizi bırakmıyor Devamlı hocam. Uzuvluyor. Aynen öyle sürekli Saatli. kulağımda 53, 54, <laughs> 53 e diye diye vallahi hocam Getirdim. ben de bunaldım hocam. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> hocam Doğru çok teşekkür arkadaşlar. ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim değerli hocamız Ahmet Mergen ile beraber borsa teknik programını gerçekleştirdik ve burada noktalıyoruz bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.